Vallahi abim önce herhalde yengemi boşar. Parayı bulunca. Kocam da babalık olmaz. Neden? Hocam Türk futbolunun babası çünkü. Aa, çocuğu çok. Gördün değil mi? Var mıydı böyle bir takım arkadaşın? Olmaz. Emenike'nin var ya 15 yaş mağarası var ya. Fatih Hoca ölmesin ben öleyim ya. Ulan dua kapın falan açık olmasın. Beyoğlu'nda gezensin. Sevdiceğim. Aman Allah! Yavrucuğum! Aman Allah! Üç büyük beden şort sipariş eder misin diye kocasından ricada bulundu. Allah yengem tabii ki ölçülerini de. En çok acıtan pozisyon ne? Vallahi en çok acıtan pozisyonu ben bilmiyorum. Arda'nın babası 15 milyon euro komisyon aldığı iddiası var. Senin de en yakınlarından bir tanesi abi. Evet, babam yapmaz zaten. Baban yapmaz canım. Hayatta yapmaz. Abi bu transferden 15 milyon euro komisyonu indirdi. Aldı. Tamam, aldı. Senin de imzadan sonra bundan haberin oldu. Ne yaparsınız? Vallahi abim önce herhalde yengemi boşar. Parayı bulunca. Vallahi tabii bu şakaydı da abim yapar. Net bana söylemez. Benim haberim oldu. Zaten benim haberimin olduğunu duyduğu anda abime ulaşamayız. 15 milyon euro bitti mi döner hayata. Ama para bitmeden gelmez ortalığa gibi geliyor bana yani. Gelmez değil mi? Tabii her Ankara Deniz, Batuhan Karadeniz ne abisi ya? 15 milyon euroyu aldı mı abim sırrakadan basar. Ibiza'da tatile falan çıkar ya. Yani. Bulamazsın bir daha. Mümkünatı yok. İhtimal daha elinde değil. Yenge? Dumbbell Zeryan gibi gezer. Koyun buraya. Biz yenge koyduk. Evet. Çek koyduk. Hadi abi bize de patuanla yan yana koyalım ama. Daha güzel olur. Peki abi, 15 milyon al sen de yine para ister mi abi yok. İstemez. Hayatta öyle şeyler. Abim para verir ilaç çıktır ama parayı buldu mu gider. Kapatır telefonu. Peki kapat telefonu yengen ulaşamıyor ne olacak? Vallahi yengemi de alır herhalde ya. Almadı. Alır ya alır. Alır. Almaz almaz. Tanıdılar beni kapat kapat. Fotoğrafı bir görelim. Yani ben anlamadım ya bu iki oldu bir devrim yaratmaya başladın hocam kurban olayım ne yapıyorsun? Taçın kafanda ne işi var hocam? Bir nesil seninle büyüdü hocam. Bak ne diyor? Şunu yakınlaştır. Hocama her şey yakışır hocama. Çocuk olaya güzel değil mi Batuhan? Ya hocam aslında subliminal şey. Mesaj veriyor bence. Ne gibi hala veriyor. Gencim demek istiyor. Genç çocuk edine... Çocuk hani artık baba falan ben yavaş yavaş bu işleri... Olmaz veriyorum. Hocam yok hocam da babalık olmaz. Neden? Hocam Türk futbolunun babası çünkü. Aa, çocuğu çok. Gördün değil mi? Gördün değil mi? Çocuğu çok. Babalar gününde ben mesaj attım ona. Babalar günün kutlu olsun Türk futbolunun babası sensin diye. Ben ilk işte beni Manchester City'den keşfettiler. Yıldırım Demirören beni keşfetemedi. Girdim Batuhan bu dediler. Aa Batuhan bu mu dedi. Başkanım. Manchester City'den teklif geliyor sen beni tanımıyor işte. Ülke bu halde. O zaman gönderemem çok taraftar baskısı var dedi. Göndermedi beni. Gitsen yeni Haaland olur yani yeni demeyelim de Haaland'dan daha iyi olabilirdi. Ya daha iyi olabilir miydim bilmiyorum ama gitsek daha fazla farklı şeyler olabilir. Ya bu beyinle bu kadar olur daha kancım zorlamayalım orada da yapmazdık bir şeyler. Yapmazdın değil mi? Haaland yeni Batuhan Karadeniz. Ha bak Haaland için yeni Batuhan Karadeniz diyebilirlerdi biliyor musun? Vallahi derlerdi. Şu şey vardı atletizmciyi sorun ha. Atletizmci var. Atletizmci var değil mi? Tabii Somali atletizmci. Tek izlediğim video. Peki ne diyorsunuz Somalili? Atletizmciye. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Somali'de falan açlık maçlık var diyorlardı. Yalan. Atletizmci gördüm 788 kilo. Benden kuleli koşamayan atletizmci mi olur ya? Bütün Somali atletizmciniz yemiş. Ondan aç. Ülke. Allah kahretmesin. Ya ama yani. Bir şey söyleyeyim bütün Somali yemiş. O zaman Somali. Sırf onun yarışı bitirmesini bekleyen yayıncı kuruluş. Sponsorlardan 30 milyon euro zarar etmiş. Bitirsin reklama girecek ya. Giremiyor. Çünkü kadın bitiremiyor. Engin Fırat Hoca da şu anda Kenya Milli Takım Teknik Direktörü. Hoca diyor ki Türkiye'ye oyuncu önermekten vazgeçtim. Çünkü onlar hepsinin daha iyisini biliyorlar. Her zaman genç yetenek var mı diye soruyorlar. Genç yetenek söylüyorsun sonra tecrübeli adam lazım diyorlar. Türkiye'deki kulüplerin durumu bu. Geleceğe yatırım yapma gibi bir düşünceye sahip değiller diyor Engin Fırat Hoca. Engin Fırat Hoca'nın fotoğrafı getirelim.
Ben yani de ilk defa görmüş olacağım. Bu arada başarılar diliyorum hocam. Şunu söyleyeyim. Kenya'da genç bir oyuncu bulamazsınız zaten. Kenya'da nüfus kağıdını 11 yaşını geçince veriyorlar. Yani 21 yaşına geldiğin zaman 32 yaşında falan oluyorsun. Kenyalılar biliyorsun kendi yürüyerek gidiyor. Ya ben işte kimliğimi almaya geldim falan diye. Tabii kendileri gidiyor. Ebeveynleriyle gitmiyorlar. Var mıydı? Yaşında falan, tabii. Var mıydı böyle bir takım arkadaşı? Olmaz. Emenike'nin var ya 15 yaş mağarası var ya. Net. Emenike'nin Karabük'te genç zamanından hatırlıyorum ben Emenike'yi. Böyle bir şey yok. Milli takım demişken hemen şu pozisyon aklımıza geliyor. Biliyorsun Fatih Hoca'nın doğum günüydü. Esrişli milli takımıyla eski yıldızlarımız maç yaptılar. Fatih Hoca'nın da doğum günü tekrar kutlu olsun değil mi Batuhan? Hoca'nın doğum gününü 8 kere falan kutladım herhalde. İnşallah seneye bir daha kutlarız. Hocam iyi ki doğdum, iyi ki varsın. İyi ki Türkiye'den bir Fatih Terim. Mami ne oluyor oğlum? Senin gülmemen lazım. Programı izleyenlerin gülmesi lazım. Abi niye seneye bir daha kutlarız inşallah? Abi işte inşallah iyi duygularımla seneye bir daha kutlarız inşallah. Yani Allah uzun ömür versin Mahir. Amin inşallah. Allah başımıza Fatih Hoca ölmesin ben öleyim ya. Ulan dua kapım falan açık olmasın. Neyse hocam senin için ölümü bile göze aldık. Evet. Batuhan. Beyoğlu'nda. Gezensin. Sevdiceğim. Aman Allah. Yavrucuğum. Aman Allah. Tamam devam. Beyoğlu'nda trafik denetimi yapan Maltepe sporlu futbolcu gözaltına alındı. Bu futbolcunun adı Saadettin Kayalar. Tek soru. Abi Beyoğlu'nda trafikte araçları durdurup sözde uygulama yaparak cep telefonu feneriyle araçların içerisine bakıyor. Açıyor cep telefonu ışığını. Dur diyor. Bakayım diyor şüpheli birisi var mı diyor. Tamam mı? Bunun farkına varıyor polisler de bunu gözaltına alıyorlar. O memleketlere gidiyor. Daha sonra da arkadaş herhalde ayılıyor yani. Bunu normal bir kafayla yapacağını tahmin etmiyorum yani sonuçta. Diyor ki küçükken diyor trafik polisi olmak istemiştim. Taksi durmayınca sinirlendim. Ben de böyle bir şey yaptım özür dilerim. Kanka ne içiyorsan bize de gönder de biz de çocukluk aşkımıza dönelim. Oğuzhan Çiftçi'nin yorumunu okuyorum bak. Çok güzel soru. Evet. Batuhan, Suudi Arap Şeyhi'nin kızıyla evlenip kısa yoldan para kazanmak mı isterdin? Yoksa futbola daha fazla önem verip yüksek ücretler alabileceğin bir kulüpten emekli olmak mı isterdin? Güzel soru. Ben direkt Arap'ın karıyı alayım uğraşmayayım. Hiç uğraşmıyorum abi. Bu arada bir şapka oraya verdik. Kaç şapka sözü vermiştik? Üç şapka. Üç şapka. Gitti. İki tane de, ya ona da mı veriyoruz? Tamam ona da. Abi buna çok güzel soru abi. Tamam bu arada bu arkadaşlara nasıl ulaşacağımızı söyleyelim hemen. Egemen Bey ulaşıyorsunuz arkadaşlara. Şapka için adres, kargo bildirimi ve telefon numarası alıyorsunuz. Futbolcuyken gece hayatındaki anlatılabilir en büyük bombası neydi diyor Orhan Kayalar. Buna çalışıp gelmem lazım. Antalya'da dayak yediğimiz değil. Antalya'da dayak yememiştik. Boksör geldi ya lan Rus. Oğlum herif öldürüyordu bizi. Oğlum herif herkese bir tane vuruyordu. Ben kendim... Bu 20 yaşında. Labut koyun buraya. Labut'un belki şeyini bilmeyen hani sporlarla ilgilenmeyenler vardır. Labut gibi düşürdü. Vurduğu düşüyor abi. Abi ne güzel. Baktım ya. Ben iki kişiyi düşürdü. Hakan abi de dayağı yedi. Ben şöyle bir gözü kestim. Yolu kestim topu. Speedy Gonzales. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Hakan abi dayak yerken nereye gidiyorsun? Hakan ne dayak yemiştik ya. Çok güzel dayak yedik. Ama tamam, bak hakkını verdik. Hakkını yani herif vuruyor ısrarla dayak yiyeceğimizi bilerek hala yapmadı. Dövdü bizi. Abi herif Ukrayna'da kendi sikletinde ikinci bomba neymiş. Abi Ömer. Adamı ben vurmaya çalışıyorum. Bir de alkollü adam. Batuhan da en fit olduğu dönem yani. 20 ya adamı vurmaya yani. Çalışıyorum herif yani öyle bir kaçıyor ki baba. Ben böyle bir şey görmüyorum. Hani ya odaya kara sinek girer de yakalayamazsın ya. Vız baba. Benim yumruklardan öyle kaçıyordu herif yani. Adam bundan kaçıyor. Arada bana bir tane sıkıştırıyor. Ben yere değil. Kalkıyorum. Adam bacağından tutuyor. Bayıyorum dışarıya. Hakikaten. Ulan kalkıyoruz dayak yiyoruz. Abi aşağı düşüyor. Ama herifi buradan tebrik ediyorum. Bizi çok güzel dövdün. Ve ellerine kollarına sıkıştırdın. Yerdeyken hiç tekme atmadı. Yok. Sadece eliyle dövdü. Vallahi dövdü. Hiç tekme atmadı. Yani biz katmasak belki bu kadar dayak yemeyecek. Vallahi yemin. Bir alkışlayalım bu abiyi. Vallahi hak etti ya. Ukraynalı beni o soydu neydi? Vallahi hakkını verdi. Dövdü ya. Şimdi gelsin onu boğarım. Ya o ayrı şimdi. Burayı vermeyin oğlum. Gelir melir bir daha yemeyelim.
222'deyim o zaman. Ersun Hoca da bize yeni gelmiş. Oturuyoruz. Yukarıda VIP yer vardı. Başkan vardı işte. Ben vardım. Bir iki kişi daha falan vardı oyuncu. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. O zaman da Simge Sağan'ı dinliyoruz. Simge Sağan şeyi vardı. İki gün sonra da maç var. Birer kadeh bir şey içiyoruz yani. Başkan severdi benimle gezmeyi. Takıldık biraz falan. Neyse. Abi baktım yukarıdan aşağı. Ersun Hoca geliyor. Oo dedim, hocam dedim. Şimdi bizi göremiyor. Biz yukarıdayız ya. Hocam dedim, gelsene falan. Daha yeni gelmiş ya. Ersun Hoca yukarı geldi. Şöyle Batuhan dedi, ne yapıyorsun dedi ya burada dedi. Bu saatte dedi. Oğlum başkan dedi. Duyarsa ne diyeceğiz dedi. Başkan da tuvaletteydi o sıra. Çıktı başkan dışarı. Oo Ersuncum hoş geldin dedi hocam dedi. Onu hiç unutamam mesela. Aslında başkanla beraberiz yani. Ersun Hoca da diyor ki yani başkan görürse ne de. Başkanla takılıyorsun yani. Tabii başkan geliyor kaldırım. En sonunda dayanamadım dedim başkan tuvalette. Hakan abi ben bir kere sıçmıştım biliyor musun? Nasıl? İshaldim maçta vallahi. Allah'tan hava yağmurluydu da kayarken öyle zart diye gitti abi. Hangi maç bu ya? Bandırma'da oynuyorduk ya. Hadi be. Vallahi billahi oranın da yağmuru rüzgarı fena bak yemin ediyorum. Motoru bozmuşum baba. Kayacağım ya, korner bayrağının orada. Hayatta da kaymam. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir kayayım dedim. Aslında kaymaya da bahane ettim biliyor musun? Sıçacaktım ya. Kayayım dedim. Yerde çamur mamur zaten karışır dedim. Vallahi Allah'ıma şükür olsun. Kimse anlamadı. Bugün artık ispatlıyorum arkadaşlar. Sağda da sıçmıştım baba. Yani Bandırma'nın yola bakan kalenin oraya arkadaşlar. Tam korner bayrağını 10 adım, 15 adım kala. Oyuncular yüzüstü yatmayın. Peki oranda... Boku yersiniz yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Orası, orada daha iyi. Gürçim çıkıyordur şimdi. Gübre. Bilmiyorum, hiç bakmadım da. Bir çimde bir ufak sararma vardı. Bir türlü toplayamıyorduk bizim çimciler orayı. Her yeri yapıyoruz ama şuradaki sararmayı alamıyoruz diyorlardı. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir işe imza attın. Ne gibi? Yakın dostun, büyük kankin, ev arkadaşın eski Mauro Icardi. Manchester'a gol attı. Elden aşağı mı çıkıyor mu? Flamingo mu o şortlar? Ya ben de şort giydim hani şey olsun belli olsun. At yok mu? Flamingo. Astarlı ama benim şort. Flamingo olduğu belli olsun. Yazmasınlar abi Icardi gibi değil falan mı astarlı? Şey Icardi golü atıyor. Bizim Mami de UEFA'nın paylaştığı fotoğrafı paylaşıyor bak sen. Evet. Ondan sonra sen de Icardi'ye yeni bir lakap taktın. Evet. Bu da gündem oldu diyorsun. Ofis müdürlüğüne de başvurdum bu arada. Söylemlerimi dikkate almayan Icardi için kendi ismimi değiştiriyorum. Artık Taşşerdi yapıyorum. Senden sonra yengemiz, canımız, ciğerimiz Wanda abla bir paylaşım yaptı. Senin de görmüş olduğun fotoğrafa. Şuraya alalım. Üç büyük beden şort sipariş eder misin diye kocasından ricada bulundu. Allah yengem tabii ki ölçülerini de... Yengem tabii ki daha iyi bilir. 3 beden diyorsa 4 olmasın yani. Değil mi? Tabii ki. Muhteşem bir detay. Buradan yengemi de tebrik ediyorum. Tebrik edemeden geçemeyeceğim. Adam eşinin hamile olduğunu duyunca sadece bir kişi sarılıyor adama ilk başta. Fark ettin mi? Ah be. Sonra adam sevinci böyle abartınca secdeye mecdeye gidiyor. Allah'ım golü atmışım falan. Yani halı sahada golü var mı bilmiyorum ama golü atmış çocuk var yani. Ah be. Bak şu anda benim de içim cız etti. Bir kişi sarılıyor fark ettim. Sonra yere yatıyor biraz abartıyor falan. Sarılma görüntüsünü şey yapsana Doğukan. Sadece bir kişi sarılıyor. Adamın üstü bir de abi ufakmış gibi adamın üstüne falan atlıyor. Yani yere düşüyorlar beraber. Ah be ya dur ben duygulandım. Devam edemeyeceğim. Sen duygulanamazsın. Tamam. Senin duyguları yok. Evet. Şimdi estetik yaptırdığı iddia edilen Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Gördüm. O nasıl bir şey? Çift taraflı resim isteyebiliyor muyum? İsteyebiliyorum. Abi bu ne ya bu? Ben sana söyleyeyim. Koy Adriana Lima'yı buraya. Bazlamayı da buraya koy. Bildiğin surat bazlama. Abi bu kadınların hepsi birbirine benzemeye başladı. Buradan estetisyenlere sesleniyorum. Yani hepiniz birbirinize benzemeye başladınız. Kızlar ya bir çeki düzen verin abicim. Teknoloji gelişmiyor mu? Gelişiyor da yani. Niye hepsi birbirine benziyor bunların bunu ya? Bunu fazla geliştirmesinler ya. Niye? Abi çok çirkin olmuş abi sen Adriana Lima'sın. Benim gençliğimin en büyük sorunlarından bir tanesi. Yine gelse buraya hayır demezsin. Ya bırak ayrı bir şey. Ayrı bir şey ama. Ben senin içini bilirim ya. Ama abi çok güzel. Adriana Lima dediğin adam Metin'le beraber oldu abi. Ne anlatıyorsun bana ya? Hare mıydı? Harra mıydı? Neydi? Metin Ara. Genel kültürde sen var be. Yani Metin Ara'yla
Metin de yakışıklı çocuk ama be. Metin de yakışıklı çocuk. Baya yakışıklı. Baya yakışıklı. Yani. Ama abi Adriana Lima'sın sen. Yapmış valileri kendine. Abi sen bu kadar vizyonsuz olamazsın. Adriana Lima vizyonsuzdur bence de ya. Öyle midir? Adriana Lima vizyonsuzdur diyenler alkışlasın. Yani kör bile olsa gideri var diyen üç kişiyi gördünüz arka sağ üçlü. Hiç şaşırtmıyor. Yokluk var herhalde yokluk. Pierre kasayım diyorsun. Hadi bakalım. Bir matkapta sana benden hediye. Çıkarken al. Uğur'u hiç versen ondan bir şey olmaz. Hilti Uğur. Hilti Uğur. Uğur'un eline hilti verin. En çok acıtan pozisyon ne? Bu bas, hani hangi ayak kırılması dönmesi? Ondan bahsetmiyorum ama. Hangisi ayak kırılmaya vallahi daha çok? Vallahi en çok acıtan pozisyonu ben bilmiyorum. Ondan bahsetmiyorum. Hayır, ayak kırılması falan mı? Allah da nasip etmesin inşallah ama öyle bir pozisyonu. Ya. Yok yani, hiç canım yanmadı yani. Lif kopması mı, kırılma mı? Onu bir omuz çıkığı yaşadım ben. İki kere kasığım da lif attı. Niye attı lan kasığında lif? Söylesene. Pozisyon... En çok acıtan pozisyon diyor. Hadi i̇şte, anlat. Pozisyondan dolayı attı kasığında lif. Onu sordu işte. Tarak kemiğim çatladı. Ama hayatımda yaşadığım en büyük acı neydi biliyor musun? Söyleme. Terk edilmek. Söyleme bilmesinler. İşte bu terk edilmedim. Uyguya giremedim. Zaten kimse de inanmadı abi. Omuz çıkığında çok büyük bir acı yaşamıştım gerçekten. Çok sakatlık yaşadım ama hayatımda hiç bu omuz çıkığı kadar yaşadığım acıyı hiç. Yani tahmin bile edemem. Kırıktan daha çok acıtır derler ya, hiçbir yerim kırılmadı. Ama gerçekten omuz çıkığında yaşadığım acıyı hiçbir zaman yaşamadım. Kimseye yaşamasın. Abi takana kadar mahvoldum. Yani buramdan çarşaf falan geldiler, böyle çekiyorlar. Birisi omzumu oturtmaya çalışıyordu falan. Çok kötü bir şeydi. Yani pozisyon olarak da kolumdan çektiler çıktı. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Biz teşekkür ederiz.